Hazreti Hamza radıyallahu an 569 yılında Mekke'de doğdu. Babası Abdülmuttalip, annesi Hale binti Vüheyb'dir. Annesi Hazreti Amine'nin amcasının kızıdır. Künyesi Ebu Ümare'dir. Lakapları Seyyidüs Şüheda ve Esadullah olup şehitlerin efendisi ve Allah'ın arslanı demektir. Hazreti Hamza orta boylu, ok ve kılıcı çok iyi kullanan, güçlü bir silahşör, yenilmez, sırtı yere gelmez bir pehlivandı. Hazreti Hamza Peygamber Aleyhisselam'ın amcalarının en küçüğüdür. Resul-i Ekrem Aleyhisselam onu çok severdi. Çünkü o sadece amcası değil, Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'den süt emdikleri için aynı zamanda Hazreti Peygamber'in süt kardeşiydi. Hazreti Hamza 3 kere evlenmiş ve bu hanımlarından 3 erkekle bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarının ismi Umare, Yala, Amr ve Ümame'dir. Hanımlarından Selma binti Ümeys, Hazreti Peygamber'in eşi, Hazreti Meymune'nin kız kardeşi olduğundan Hazreti Hamza ile Peygamber Aleyhisselam aynı zamanda bacanaktı. Hazreti Hamza radıyallahu an Peygamber Efendimizin risaletine erişmiş 4 amcasından biriydi. Hazreti Hamza Kureyş içinde cesaret ve yiğitliğiyle Mekke'nin hatırı sayılır kuvvetli ve en kahraman kişilerindendi. Aynı zamanda usta bir atıcı ve nişancıydı. Hazreti Hamza gününün çoğunu avlanmayla geçirir, av dönüşü Kabe'yi tavaf edip Kureyş'in toplantısına uğrar, gerektiğinde biraz konuşur, ondan sonra evine dönerdi. Peygamber Aleyhisselam'ın amcaları içinde en önce iman edendi. Hicretten 7 yıl önce Mekke'de Müslüman oldu. Aslında Müslümanlığın ilk zamanlarından beri gönlünde büyük bir hasretle Peygamberimize iman edip yanında olma düşüncesi vardı. Fakat örf, adet ve geleneklerin ve çevrenin baskısı ve kınaması onu beklemeye sevk ediyordu. Bir gün yaşanan şu hadise bu bekleyişin son bulmasına neden oldu. Sevgili Peygamberimiz bir gün Safa Tepesi civarında bulunuyordu. Müşrikler Peygamberimize sataşmak için fırsat kolluyordu. Ebu Cehil taraftarlarından Adi bin Hamra ve İbnül Asta'yı da peşine takarak Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimize hakaret dolu sözler söylemeye başladılar. Bununla kalmayarak Peygamberimizin mübarek başına toprak saçtılar. Şefkat ve sabır timsali Resul-i Ekrem onlara hiç mukabelede bulunmadan kalkıp evine gitti. Ebu Cehil adamlarıyla oradan ayrıldıktan sonra Kabe civarında bulunan müşriklerin bulunduğu yere gitti. Peygamberimize yapılanları orada evi bulunan Abdullah bin Cüda'nın azatlı cariyesi görmüş, söylenenleri de duymuştu. Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza kılıcı belinde, yayı boynunda olduğu halde avdan dönüyordu. Hazreti Hamza Kabe'ye doğru giderken karşısına hadiseyi gören cariye çıktı ve ona "Ey Umare'nin babası" dedi. "Ebu Cehil'in yeğenin Muhammed'e yaptıklarını görseydin dayanamazdın. İşte burada otururken ona hakaretler, eziyetler etti. Ağza alınmayacak ağır sözler söyledi ve çekip gitti" dedi. Hazreti Hamza duyduklarına hayli öfkelendi ve doğru Ebu Cehil'in yanına vardı. Hiçbir şey demeden elindeki yayla çok güçlü bir şekilde onun başına vurdu. Ebu Cehil'in başı yarılmış, kanlar akıyordu. Kureyş'in ileri gelenleri korkudan taş kesilmiş, öylece kala kalmışlardı. Ne konuşabiliyor ne de bir şey yapabiliyorlardı. Hazreti Hamza Ebu Cehil'in tepesine dikilmiş bağırıyordu. "Ona hakaretler, eziyetler ediyorsun öyle mi?"
ben de Muhammed'in dinindenim. Onun söylediklerini söylüyorum. Cesareti olan varsa çıksın karşıma dövüşelim. Ebu Cehil beklemediği bu şiddet karşısında adeta dondu kaldı ve kendini haklı göstermek için biliyorsun o bizi akılsızlıkla itham etti, putlarımıza hakaret etti, atalarımızın yolundan ayrıldı, yeni bir yol tuttu dedi. Hazreti Hamza Ebu Cehil'in sözünü yarıda kesti ve sizden daha akılsız kim var? Allah'tan başkasına ilah diye tapıyorsunuz. Cansız putlara boyun eğiyorsunuz dedi. Ebu Cehil'in kabilesi olan Mahsum oğullarının gençleri ilk şoku atlattıktan sonra müdahale etmeye çalıştılarsa da Ebu Cehil onlara durun, Ebu Umare haklı. Ben onun yeğenine çok hakaret ettim. Ağır sözler söyledim dedi. Ebu Cehil Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından korktuğu için böyle konuşmuş. Çünkü o Müslüman olursa İslam güç kazanacak, Müslümanlar da moral bulacaktı. Bu olaydan sonra Hazreti Hamza radıyallahu an doğruca evine gitti. Gece boyunca yeni dine girdiğine dair söylediği sözleri ve İslam'ı düşünerek nefsiyle mücadele etti. Ertesi gün Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Ya Muhammed, Ebu Cehil'den intikamını aldım. Üzülme, sevin dedi. Peygamberimiz ona, ben böyle şeylere sevinmem buyurdu. Hazreti Hamza, seni sevindirmek, üzüntünden kurtarmak için ne yapabilirim diye sorunca, Hazreti Peygamber aleyhisselam, ben ancak senin iman etmen, bedenini cehennemden kurtarmanla sevinirim buyurdu. Hazreti Hamza iman etmiş olmasına rağmen yine de aklına takılan sorular vardı. Allah Resulü aleyhisselam onun kafasına takılan her soruyu cevapladı. Ona İslam'ı anlattı. Cehennem azabından ve cennet nimetlerinden bahsetti. Efendimiz konuştukça Hazreti Hamza'nın kalbi nurlandı. Sevinç ve heyecanla, ''Ey kardeşimin oğlu, ben şahadet ederim ki sen doğrusun.'' dedi. Hazreti Hamza'nın kalbi tamamen mutmain olmuştu. Hazreti Peygamber aleyhisselam amcasının İslam'a girmesine çok sevindi. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu diğer Müslümanlara da bir rahatlık getirdi. Müşrikler artık eskisi gibi eziyet edemeyip bazı işkencelerini bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Müşriklerin bir kalesi yıkılmış, müminlerin arasına bir pehlivan katılmıştı. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan sonra müşrikler eskisi gibi eziyet edemediğinden Müslümanları dininden döndürmek için makam, para, kadın gibi tekliflerde bulunmaya başladılar. Henüz sayıları pek az olan Müslümanlar böyle bir kahramanın, Kureyş'in ileri geleninin, peygamber amcasının Müslüman olmasıyla büyük bir desteğe kavuşmuş oldular. Allah Resulü'nün amcası Müslüman olduktan sonra amcalığı, büyüklüğü bir kenara bırakarak peygamberimizin emrinde bir İslam fedaisi oldu. Müşriklerin zulmü artınca ikinci Akabe biatından sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret etmeleri için ashaba izin verdi. Onlar da tek tek ya da gruplar halinde hicret etmeye başladılar. Hazreti Hamza da açık bir şekilde hicret edeceğini herkese duyurarak yola çıktı. Medine'ye gelince Hazreti Peygamber onu Zeyd bin Harise ile kardeş ilan etti. Hazreti Hamza Medine'ye hicret etmekle doğup büyüdüğü, çocukluk ve gençlik yıllarına ait en güzel günlerini yaşadığı Mekke'den ayrılmış oldu. Medine'ye vardığında mal mülk, para pul, dünya adına ne varsa hiçbir şeye sahip değildi. Hazreti Hamza dünyanın bütün nimetlerini terk edip kendini Allah'a ve Resulüne adamış ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflemişti. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman ilk sancağı
Hazreti Hamza'ya verdi ve onu Şam'dan Mekke'ye dönen müşriklerin kervanının üzerine gönderdi. İslam'da ilk yapılan seriye yani askeri operasyon Hazreti Hamza'nın kumandasındaki Silful Bahır seriyesidir. Hicretten bir yıl sonra Mekke ile Medine arasında bulunan Ebva bölgesinde gerçekleşen Hazreti Peygamber'in müşriklere düzenlediği ve bizzat yönettiği ilk gazve olan Ebva gazvesinde de sancağı Hazreti Hamza taşıdı. Bu gazveden 4 ay sonra da Zil-Uşeyre gazvesi olmuş, bu gazvede de Hazreti Peygamber aleyhisselamın beyaz sancağını Hazreti Hamza taşımıştı. Hicretin ikinci senesi 624 yılında Bedir'de Peygamber aleyhisselamın komutasında 313 kişiden oluşan Müslümanlarla Mekke müşrikleri karşı karşıya geldi. İki ordu sayı, imkan ve askeri güç olarak denk değildi. İman ordusuyla küfür ordusu geceleyin Bedir bölgesinde konakladı. Müslümanların bulunduğu yerde zemin yumuşak ve kumdu ve ayakları kumun içine girdiği için bu bir dezavantajdı. Müşriklerin bulunduğu yerde zemin toprak ve sertti. Ayakları yere sağlam basıyordu. Ama Allah'ın yardımı inananlarla beraberdi. Sabah olunca eşi benzerine az rastlanır bir yağmur başladı. Müslümanların olduğu taraftaki kum olan zemin yağmuru yiyince beton gibi sertleşti ve ayakları yere sağlam basmaya başladı. Müşriklerin tarafındaki toprak olan zeminse yağmuru yiyince yumuşadı ve çamur oldu ve bir anda dengeler değişti. Bedir Savaşı başlamadan önce müşriklerle konuşmak üzere Peygamber aleyhisselam Hazreti Hamza'yı gönderdi. İki taraf savaş pozisyonu aldı. O zaman savaş başlamadan önce teke tek dövüşme adeti vardı ve Hazreti Hamza çarpışmak için ortaya çıkan Kureyşlilerden Şeybe bin Rebiya'yı öldürmüş, Ebu Sufyan'ın karısı Hind'in babası olan Utbe bin Rebiya'nın öldürülmesine de yardımcı olmuştu. Hazreti Hamza Bedir Savaşı'nda Cübeyr bin Mutim'in amcası olan Tuayme bin Adi'yi de öldürdü. Henüz savaşın başında müşriklerin saflarını yararak ilerlemiş ve müşriklerin sancaktarını vurup yere düşürmüştü. Hazreti Hamza Bedir Savaşı'nda üzerine bir işaret, nişan olarak deve kuşu tüyünü takmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın önünde iki kılıçla savaşarak müşriklerden onlarca kişiyi tek başına öldürdü. Bedir Savaşı'nda öldürülen 70 Mekkeli müşrikten 25 kadarı Kureyş'in ileri gelenlerindendi ve bunlardan birçoğunu Hazreti Hamza öldürmüştü. Müşrikler savaştan sonra onun hakkında "Bizi asıl mahveden kişi şu göğsüne deve kuşu tüyü takan adamdı" demek suretiyle onun kahramanlığını anlatmışlardı. Bedir dönüşü Şevval ayında Müslümanlar Beni Kaynuka Yahudilerinin ihanetiyle karşı karşıya kaldı. 15 gün süren muhasaradan sonra Beni Kaynuka Yahudileri Şam'a sürgün edildi. Bu muhasara esnasında da Müslümanların beyaz sancağını Hazreti Hamza taşıdı. 625 yılında Mekkeli müşriklerin Medine'ye doğru harekete geçtikleri bilgisini alan Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara karşı mücadelede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunu ashabıyla istişarede bulundu. Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu çoğunluk Bedir Savaşı'nda olduğu gibi bu karşılaşmanın da şehir dışında meydan savaşı şeklinde yapılmasının daha uygun olacağını söylediler. Hazreti Peygamber aleyhisselam bu konuda Medine'nin içeriden savunulmasının daha doğru olacağı düşüncesine sahip olduğu halde Hazreti Hamza gibi görüş bildiren çoğunluğun kanaatine uymak suretiyle düşmanı karşılamak için Medine'nin dışına çıkmaya karar verdi. Uhud Savaşı sırasında Ayneyn tepesindeki okçular grubunun Hazreti Peygamber'in talimatını dinlemeyip yerlerini terk etmesiyle
savaşın seyri bir anda değişti. Uhud Savaşı'nın en çetin, en dehşetli anlarıydı. Müslümanların bozulup dağıldığı sırada Allah ve Resulünün aslanı Hazreti Hamza elinde iki kılıçla birlikte Peygamber Aleyhisselam'ı savunan çok az sayıdaki kişiden biriydi. Müşrikler ona yaklaşıp dövüşmeyi pek göze alamıyordu. O, Müslümanların dağıldığı anda bile kahramanca önüne geleni deviriyordu. Bu arada Peygamber Aleyhisselam da yaralanmıştı. Hazreti Hamza o gün oruçluydu. Mekke'de onu öldürmek için planlar yapılmış, bu iş için Habeşli bir köle olan Vahşi görevlendirilmişti. Savaş boyunca Vahşi Hazreti Hamza'yı takip ediyor, uygun bir anı bekliyordu. Uhud'da müşriklerden yaklaşık 30 kişiyi öldüren Hazreti Hamza son olarak müşriklerden Ebu Siba ile çarpışıp onu öldürdüğü sırada zırhının bir bölümü açıldı. Savaşın başından beri bu fırsatı bekleyen Vahşi elindeki mızrağı fırlattı. Mızrak Hazreti Hamza'nın vücudunun ön tarafından girip arka tarafından çıktı. Hazreti Hamza hicretin 3. yılı Uhud Savaşı'nda Şevval ayında vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Hamza'nın cesedine yapılan müsleği yani azalarının kesilmiş olduğunu görünce buna çok üzüldü. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Uhud şehitlerinin cenaze namazlarını kılarken her defasında Hazreti Hamza'nın da namazını kılıyor. Böylece Hazreti Hamza'nın 70 defa cenaze namazını kıldı. Hazreti Hamza kız kardeşinin oğlu olan Abdullah bin Caş'la aynı mezara konuldu. Hazreti Hamza'nın kabri Abbasi devletinin zamanında türbe haline getirilip yanına da mescit yapılmıştı. Bu yapılar günümüze ulaşmamış ve yıkılmıştır. Videoların devamı için bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın.